Şimdi yeni adaylarımız geliyor diyeyim. Dilara ve annesi Filiz Hanım. Filiz Hanım eski polis emeklisi. İkisi de eş aramak için geliyorlar. Anne kız. Bana biraz enteresan geldi. Bir sohbet edelim bakalım. Bir alalım. Yanımızda. Şöyle bir gelin. Heh. Evet şimdi kim anne kim kız diye bakıyorum. Dilara. Onu ben doğurdum Hande abla. Onu ben doğurdum. Çok teşekkür Öyle ederim. Öyle duruyor çok maşallah. Sizinle. Çok teşekkür ederim ben de. Allah Allah ben şimdi durdum. Evet peki Dilara'cığım kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19 yaşındasın. Filiz'cim sana sormuyorum. Evet ben zaten. Evet, sormayın. Tamam o gençliğimi Allah sorayım aşkına, dedim ona. Aynen, tamam peki. Peki daha önceden evlendiniz mi? İkinize de sorayım o zaman. Ben evlilik yaptım. Zaten Dilara'nın babası ben evlilik yaptım. Ben hiç evlenmedim. Yaptım. Evet. Aynen. Beraber olmamızın sebebi her şey beraber. Yani ayrılamadığımız için evlenirsek de bu beraber olacak. Yani ben onu bırakıp İnşallah. Gidemeyeceğim. O beni bırakıp gidemeyecek. Ne yapacağız? Birbirimizden başka kimsemiz yok. Hani aynı anda ikimiz de birbirimizi yalnız bırakmadan. Belki de Hande Hanım evet öyle de olabilir. İbrahim dediği gibi baba oğul da olabilir. Aynı zamanda da düğün şey olabilir. Ben ümitliyim ve gerçekten hayallere, umutlara inanıyorum, ümit ediyorum. Her şey güzel olsun, istediğimiz gibi olsun. Ve baba oğul da olabilir. Tabii ki olabilir. Aynen. Ve ben de isterseniz kriterlerimi de belirteyim istediğim tabii özellikleri. Tabii ki, tabii. Ben emekli polis memuruyum. Kızımla beraber Ankara'da yaşıyorum. Aradığım insandaki kriterler boylu poslu, kaşlı gözlü, esmer olsun. Kadir İnanır'a benzemesini gerçekten çok istiyorum. Yani profili o. Aynen çünkü bir de maddi manevi açıdan beni taşıyabilen bir insan olsun. Ne mesela açalım onu. Şöyle güçlü karakterli olsun yani olmaz öyle dertli mutsuz tipler olsun istemiyorum. Pozitif olsun başarırız yaparız. Çünkü ben güçlü karakterim. Tutumu koparırım. O da benim yanımda hem pozitif hem güçlü enerjik olmalı. Karizmatik bir insan olsun. Özellikle de Hande Hanım olmazsa olmazım benim. Golf oynayan bir insan istiyorum. Çünkü... Şaka yapıyorsun. Evet mi? Ben çok güzel golf oynuyorum. Ha öyle mi? İddialıyım da. Yani ortak zevkleri olsun. Duydunuz mu? Golf oynamayın erkeğe elimi bile tutturmam diyorum. O derece iddialıyım. Golf oynayacağım. Evet golf oynamayın erkeğe elimi bile tutturmam. Ama bu derece. Canım benim şimdi Türkiye'de kaç kişi golf oynuyor? Nasıl biliyor musun Hande Hanım? Bunu da açayım isterseniz. Çünkü siz gerçekten... Kim oynuyor? Dayım oynuyor. Olur mu? Dayın oynuyor. Ben çeşitli spor yaparım hanımefendi. Ben çeşitli spor yaparım. Badminton'da oynar mısın? Badminton oynar mısın? Badminton olmaz o tenise daha yakın. Ama ben özellikle golf istiyorum. Burada var mı badminton oynarsan yani? Bakalım, bakalım, bakalım yani. Spor da yapabilirik yani. Aha. Spor yapar mısın? Hande Hanım ben bu konuyu şöyle açıklamak istiyorum. Aa, bak bak. Ne yapıyor? Aha, Ziya abicim. Ziya Bey. Ne yapıyor? Thank you.
Vallahi Allah senden razı olsun ya. Yemin ediyorum hem sporumuzu yaptık hem de böyle içimize bir motivasyon, bir alkış. Allah razı olsun. Çok güzel bir insansınız. Milletin hasretle özlediği bir izdivaç programına imza attınız. Allah yolumuz açık olsun. Ay, amin canım benim. Dur bir soluk al. Teşekkür ederim. Saygılar. Evet şimdi Filiz'ciğim bak golf diyorsun ama. Evet canım. Şey gibi oluyor böyle bir ciddiyetsiz oluyor. Hani golf oynasın deyince. Hayır ben onu açıklayayım. Talifleri ben onu açıklayayım. Aslında sınırlama değil şöyle hani demek istiyorum. Şöyle tek derdimiz golf değil o ayrı mevzu tabii. Da. Hani ben onu açıklayayım ben Adem. Golf dediğin için tabii dedim. Ki şöyle bir ben alt metin vermek istiyorum ayrıca. Golf oynayan erkeğe elim bile tutmam derken bunun alt metni benimle beraber hayatın her alanında hobilerimi benimle paylaşabilecek, sporumu benimle yapabilecek, benim yani zevklerime saygı evet, duyacak. Saygı duyabilecek. Ben mesela golf oynarken ne golfi demeyecek. Ben de öğreneyim en azından uyum yani. Anladım yani öğrenmeyle açık olabilir. Tabii. Peki siz böyle hep aynı mısınızdır? Nasıl? Yani rujunuz, kaleminiz. Genelde aynı. Size zaten örnek gibisiniz. Kanka, ha. Kanka mısınız diyorlar, arkadaş mısınız? Açıkçası her zaman aynı değil aslında, kızımın, çok çok farklı da oldu. Aynen, oldu. Her zaman yanında olmayı, desteklemeyi seviyorum. Burada da zaten bu evlilik programında sizin düzeyli, güzel, hümanist yaklaşımlarınızı çok sevdiğim için geldim. Canım. Sizi çok takdir ediyorum her zaman için. Dolayısıyla burada da kızımın yanında olmak istedim, görüşlerimi bildirmek istedim. Güzel. Tabii ki. Hem imaj maker onun hem koçu olarak hem yanındayım. Annesi, hem danışmanım. Halil Hoca'ya hoş geldiniz çok diyorum. Çok teşekkürler. Ben de onu ilk size. Öyle canım. Evet. Evet İbrahim. Bir şey sorabilir miyim? Sor canım. Ya aklıma takıldı da. Şimdi. Ha, ne takıldı? Siz ikiniz hiç ayrılmıyordunuz değil mi? Genel yani hep her yere beraber gidiyorsunuz. Yok o kadar değil. Hayır o kadar değil. Yok siz de öyleyseniz diyecektim ki mesela hanımefendiye biri talip gelse siz de onunla beraber çaya çıkar mısınız diyecektim de. Herhalde İbo'cum onu düşünebileceğiz yani o da ayrı çıkar ben de ayrı çıkarım bir anne olarak o anlayış. Bence hani Şerifet'e ezel laf geldi yandan. Onu düşünürüz yani. Burada bir tane var da. Şerifet'e ezel laf geldi. Ben bilmiyorum. Anneler olmasa. Anneler baş tacıdır. Annelerin ayağının yanlış. Altındadır cennetle. Hedef yanlış. İbrahim bir şey demedi. Sana oradan laf geldi. Evet. Ay herhalde o kadar bileceğiz. İşte yani kafayı o kadar çok takmış ki beni direkt yani, bana söylüyor. İbrahim yani diye ya işte çaya hani çıkacağımı demesi yani beni kastederek söylediği için söyledi. Dedi ki herhalde ben de çıkmayacağım kızımla. Tabii yani çıkan da kendine de çıkmayan onun görüşü öyledi benim görüşüm tabii. Öyledi. Ha. Anne hanım. Herkese saygı duyarım. Soruyu ben hanımefendiye sordum. Cevabı siz bana veriyorsunuz. Oraya vereceksin. Bana niye veriyorsun? Kafaya ne kadar çok taktıysan direkt bana söyle. Kim olası çıkardıysa onlara teşekkür gelsin benim bu sözlerimden. Sağ ol. Teşekkür ederim. Aynen hanım. Evet canım. Bence ben yeni katıldım. Tabii ki bu oradaki geçmişi bilmiyorum. İnsanlar kimler isimlerini bile bilmiyorum çoğu arkadaşın. Görüşlerini de bilmiyorum ama İbrahim bana sorunca bana çok gizli cevap verdim. Ayrıca bence burada şöyle bir durum olabilir. Kızım sana söyleyeyim gelinim sana anla gibi bir durum oldu bence. Ha. Çünkü ben geçmişi bilmiyorum. Benim cevabım o bayana karşı i̇şte değildi. Ankara'lı olarak birbirimizi anlıyoruz. Sana söyleyeyim, tehlikeli bir durum oldu Loca'da anladığım kadarıyla İbrahim. Hemşeriyiz ya. Öyle mi? Ben söyledim o anladı. Ha. Peki.